Toplumsal devrim çağında Türkiye ve Dünya. 1. Siyasi olaylar. 27 Mayıs askeri darbesi. 1960. Demokrat Parti iktidarı ülke içindeki olaylar yüzünden sert tedbirler almaya başlamıştır. Muhalefet ise yoğunlaşmıştır. Nisan 1960'ta yapılan gösteriler neticesinde öğrencilere yönelik tedbirler sert uygulamalara dönüşmüştür. Bunun sonucunda Milli Birlik Komitesi yönetime el koymuştur. 1971 muhtırası. 1965 yılında Süleyman Demirel başkanlığında Adalet Partisi seçimleri kazanmış, işçi ve öğrenci hareketleri artmaya başlamıştır. 1961 anayasasındaki özgürlükçü maddelere göre işçi ve öğrenci grevleri artmış, Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaş tarafından Demirel hükümetine muhtıra verilmiştir. 12 Eylül 1980 askeri darbesi. 1980 yılında Süleyman Demirel'in 24 Ocak kararları ile ekonomide kenar sıkma politikaları yoğunlaşmıştır. Ülkede çatışmalar artmaya başlayınca Kenan Evren idaresindeki Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koymuştur. Sanat, spor ve bilim alanında yaşanan gelişmeler. Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kurumları Yükseköğretim Kurulu çatısı altında birleşmiştir. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu kurulmuştur. 1962 yılında TÜBİTAK kurulmuş ve çalışmaları yoğunlaşmıştır. 1993 yılında ODTÜ'de ilk internet bağlantısı kurulmuştur. 2003 yılında Sertab Erener Eurovizyon şarkı yarışmasında birinci olmuştur. Nuri Bilge Ceylan, Üç Maymun adlı film ile Cannes Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülünü almıştır. Orhan Pamuk, Nobel Edebiyat Ödülünü almıştır. 1992 Barcelona Olimpiyatlarında Mehmet Akif Pirin güreşte şampiyon olmuştur. Aziz Sancar, 2015 yılında Nobel Kimya Ödülünü almıştır. 1957 yılında NASA kurulmuştur. 1967 yılında ilk kalp nakli yapılmıştır. 1969 yılında Neil Armstrong Ay'a ilk ayak basan insan olmuştur. 1960'lı yıllarda kültürel alanda meydana gelen gelişmeler. 1960'lı yıllardan sonra Türkiye'de yoğun nüfus artışı yaşanmıştır. Buna bağlı olarak köyden kente göç hızlı bir şekilde gerçekleşmiş ve çarpık kentleşme sorunu baş göstermiştir. 1963 yılında Metin Erksan, Susuz Yaz adlı film ile Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü almıştır. Televizyon insan hayatına girmiş ve 1964 yılında TRT kurulmuştur. 1984 yılından sonra ise renkli yayın hayatı başlamıştır. 1960'lı yıllarda toplumcular akımı ön plana çıkmıştır. Döneme Can Yücel, Atilla İlhan, Rıfat Ilgaz, Necip Fazıl Kısakürek gibi yazar ve şairler damga vurmuştur. Yine bu dönemde Anadolu rock, arabesk, pop gibi müzik türleri değer kazanmıştır. 1945 ve 1975 yılları arasında insanların alım seviyesi yükselmiş, işsizlik azalmıştır. Bu yıllar arasındaki döneme ise Muhteşem 30'lar ismi verilmiştir. 1960 ve sonrasında ekonomik alanda meydana gelen değişimler. Devlet Planlama Teşkilatı kurulmuştur. Güneydoğu Anadolu bölgesini kalkındırmak amacıyla Güneydoğu Anadolu projesi hazırlanmıştır. Çamaşır makinesi, buzdolabı, otomobil üretimine başlanmıştır. 1973 yılında yaşanan petrol krizi ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında ekonomi zarar görmüş, kara borsacılık artmıştır. Bunun önüne geçmek ve ekonomiyi yeniden ayağa kaldırmak için 24 Ocak kararları uygulanmış ve IMF'den destek alınmıştır. 1980 yılından sonra ekonomiye katkı sağlamak için katma değer vergisi uygulanmıştır. Bununla birlikte ekonomi kayıt altına alınmaya başlamıştır. 1980 yılından sonra serbest piyasa ekonomisine geçiş hızlanmış, özelleştirme idaresi başkanlığı kurulmuştur. Türkiye ve Avrupa Birliği süreci. Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa devletleri arasındaki bütünleşmeyi sağlamak amacıyla kurulmuştur. 1993 yılında kuruluş Avrupa Birliği adını almıştır.
Üye olan devletler arasındaki gümrük vergileri kaldırılmış, ekonomik farklılıklar en aza indirilmiştir. 1993 yılında Kopenhag'da zirve toplanmış ve tam üye olacak ülkelere şartlar getirilmiştir. Kuruluş, Türkiye'nin kalkınma durumunun düşük olduğunu bildirmiş, ortaklık anlaşması teklif etmiştir. Böylece 1963'te Ankara Anlaşması imzalanmıştır. 1987 yılında tekrar başvuru yapılmış ama kabul edilmemiştir. 1996 yılında Türkiye Gümrük Birliği'ne alınmıştır. Yapılan başvurulara rağmen Türkiye'ye tam üyelik verilmemesinin nedenleri arasında siyasi ve ekonomik yetersizlik, Yunanistan ile sorun yaşama ve Kıbrıs sorunu gösterilmiştir. 1993 yılında Kopenhag zirve toplantısı gerçekleşmiştir. Avrupa Birliği büyüme kararı almış fakat Türkiye yine de kuruluşa dahil edilmemiştir. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sağlam altyapı, sağlam gelecek. Altyapı Yayınları.